hazırlığında olan pek çok arkadaşın korkulu rüyası. İlk gece yaşanması beklenen, hatta iman edilen acılar. Aslında çok basit formüllerle ilk ilişkinizi çok keyifli de yaşayabilirsiniz. Ne mi bu formüller? 1. İlk ilişkinizi ilk gece yaşamak zorunda değilsiniz. Zaten yoruldunuz, başka bir mekandasınız, yeni bir hayata başlıyorsunuz, düğün telaşıydı, o onu demişti, bu bunu demişti. Belki bir takım şeylere canınız sıkıldı. Şimdi bununla beraber vazife bilinciyle lütfen ilişkiye girmeye çalışmayın. Tabii ki sevişin, tabii ki birbirinizi tanıyın ama illaki ilk gece, hele de maalesef hala toplumumuzda, coğrafyamızda sabaha birilerinin arama ihtimali var. Birilerine geceyi nasıl geçirdiğinizle ilgili bilgi verme ihtiyacınız varsa lütfen arkadaşlar bu saçma sapan adetleri bir kenara bırakın. İkinci madde, ilk günleri lütfen birbirinizi tanıyarak, bedenlerinizi tanıyarak, hatta kendi bedeninizi tanıyarak, kendinizi keşfederek geçirin. Yani şöyle düşünebilirsiniz cinsel birlikteliği. Penis-vajen birlikteliği sanki ana yemeğin ardından yenen bir tatlı. Siz ana yemekle biraz daha fazla vakit geçirin. Sevişin, konuşun, muhabbet edin, el ele tutuşun, gezin. Lütfen şöyle algılamayın, şöyle zannetmeyin. Madem evlendik, sevişiyorsak sonuna kadar gitmeliyiz ve birliktelik, cinsel birliktelik, özellikle penis-vajen birlikteliği olmalı ve bu şekilde boşalmalıyız, orgazm olmalıyız. Gerçekten böyle bir hedefle, böyle bir vazife bilinciyle yol almaya çalıştığınızda hem ana yemeğin tadını çıkartamazsınız hem de muhtemelen tatlıdan mahrum kalırsınız. Onun için bırakın. Zamanla zaten bedeniniz tatlı yemeğe hazır hale gelecek. Çünkü hazmetmiş olacaksınız ana yemeği. Ana yemeği hazmetmeden lütfen tatlıya geçme telaşında olmayın. Üçüncü madde, ilk geceyle ilgili şehir efsaneleri zihninizi kirletiyor ve de bedeninizi geriyorsa. Lütfen bunu evlenmeden önce temizleyin. Yani zihninizdeki kirli görüntüler kalksın. Yine evlilik öncesi birilerinden, özellikle konuya hakim olmayan, sizinle nasıl konuşacağını bilmeyen, insan bedenini ve ruhunu ve duygularını tanımayan birilerinden konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışmayın. Mesela bir hastamdan duymuştum. Dedi ki, ya tam evleneceğim gün yengem dedi ki, işte atıyorum ismini, diyelim ki Fatma. Fatma, dişini sık, sakın sesini çıkarma. Arkadaşlar bu olacak bir şey değil. Dişini sıkıp ağzını kapattığın zaman bütün beden gerilir. Ve ilk gecenin ağrılı, acılı olmasının en büyük nedeni de gergin beden, gergin pelvis, kendisini kapatan vajendir. O zaman siz doğru bilgilerle hareket ederek, doğru bilgileri öğrenerek gevşemiş bir bedene, temiz bir zihne sahip olarak evliliğe adım atmalısınız. Dördüncü madde. İlk ilişkinizi ovülasyon döneminde yaşamanız büyük rahatlık sağlayacaktır. Çünkü ovülasyon döneminde kadın bedeni cinsel ilişkiye çok daha arzulu, çok daha hazır haldedir. Yine o dönemdeki hormonların etkisiyle vajen rahatlamış, genişlemiş bir pozisyondadır. Yani zihin ve beden hazır cinselliği arzuluyorken çok daha rahat ilişkiye girme şansını yakalayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, ya canım bizim düğün tarihimiz öyle değil. Arkadaşlar düğün tarihini nasıl olsa siz ayarlıyorsunuz. Ovülasyon döneminize göre ayarlamanız bana sorarsanız çok mantıklı bir yaklaşım olur. Çünkü ilk ilişki ne kadar keyifli, arzulu ve heyecanlı olursa bir sonraki ilişkilerinize de bu pozitif değer katacak. Neden? İlk deneyim, zihin beden bundan keyif aldı. O zaman bir sonraki ilişkilerde çok daha keyifli olma ihtimaliniz artar. Beşinci madde, balayınıza adet döneminiz denk gelecekse lütfen bir takım hormon ilaçlarla adetinizi ertelemeye çalışmayın. Hani diyeceksiniz ki ya evlendik bir de adetle mi uğraşacağız, gitmişken denize gireyim, havuza gireyim. Ama arkadaşlar kullandığınız ilaçlar bir, vücudunuzda gerginlik yapabilir, sinirli yapabilir, cinsel isteksizlik yapabilir. Şimdi lütfen bütün bu yan etkilere rağmen bu ilaçları kullanıp da balayında sinirli, öfkeli, takıntılı bir hale kendinizi getirmeyiniz. Dediğim gibi ayrıca cinsel isteksizlik de yapabilir, kuruluk yapabilir. O zaman ne kıymeti kaldı balayının? Siz gereksiz yere
ilaçlarla sırf adet görmeyeyim diye bu tür yan etkilere kendinizi maruz bırakmayın. Bir önceki maddede dediğim gibi en doğrusu adet döngünüzü biliyorsunuz nasıl olsa. Düğün tarihinizi, nikah tarihinizi, balayı programınızı buna göre yapın. Benden söylemesi. Bu 5 madde bile ilk gecenin çok daha keyifli, ilk ilişkinin çok daha keyifli, sağlıklı, ağrısız, acısız, zaten ağrı acı olmaz da haz dolu ve mutlulukla geçmesini sağlayacaktır. Sevgiyle kalınız.